Süreniz 5 dakikadır Sayın Salıcı, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayi Başkanlığı bütçesi üzerine söz aldım. Ben müsaadenizle bütçe tarafından değil de Savunma Sanayi Başkanlığında yürütülen bir yapılanma üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi size 3 tane vakıf ismi söyleyeceğim. Biri Gaye Vakfı, Savunma Sanayi Başkanımız burada. Biri Erkan Vakfı, bir de Hayra Davet Vakfı. Bu 3 vakfın 2 tane ortak noktası var. Birincisi, Nakşibendi tarikatının farklı kollarına hizmet ediyor olmaları. İkincisi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteklemiş olduğu TEİ, TUSAŞ, Aselsan gibi şirketlerde, önemli mevkilerde kurucuları ya da üyelerinin bulunuyor olması. Birkaç örnek vereyim. Örneğin Gaye Vakfı. TEİ'de 6 kişi üst düzey görevlerde bulunuyor Gaye Vakfı'ndan. Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit. Gaye Vakfı lideri Mustafa Cevat Akşit'in oğlu. Mustafa Kemal Baldöktü, TEİ'nin İnsan Kaynakları Başkanı. Gaye Vakfı ikinci başkanı Mehmet Baldöktü'nün kardeşi. Bekir Evcil, TEİ'de Tesisler Bakım Müdürü. Vakfın yayın evinden sorumlu. Ender Dur, TEİ Tesisler ve Güvenlik Müdürü. Levent Tüfekçi, TEİ İnsan Kaynakları Müdürü. Gürsel Boz, Eskişehir'de kurulu Erkan Vakfı üzerinden TEİ Programlar Müdürü. Savunma sanayi şirketlerinde çalışan bu arkadaşların dışında örneğin bir Bekir Batuk var. Bu Bekir Batuk evrakta sahtecilik yapıyor. 16 ay ceza alıyor. Fakat buna rağmen TEİ'de 6 yıl çalışıyor ve güvenlik danışmanı olarak çalışıyor. Ve ne ilginçtir ki savunma sanayi şirketlerinde çalışan kişilere savunma sanayi başkanlığı tarafından verilen NATO güvenlik belgesine sahip. Bu belge önüne gelene verilmeyen bir belge. Evrakta sahtecilikten 16 ay ceza almış bir kişiye bu belge nasıl veriliyor? Örneğin Soner Şevket Özcan, bu kişi de TEİ'de bilgi işlem müdürü. Bu kişi de turboşaft motor geliştirme programındaki bilgileri dışarı sızdırırken yakalanıyor. Aynı yapılanmanın içinde. Şimdi biz bunları ifade ettiğimiz zaman dönem dönem bize hep şunlar söylendi. Bunlar milli ve manevi değerlere bağlı insanlar. Bu insanlar suç işlemezler. Bu insanlar bir yanlış yapmazlar. Bu insanlar alnı secdeye giden insanlar. Bizim alnı secdeye giden insanlarla milli manevi değerlere sahip arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Ama şunu ifade edeyim. Madem bu kadar milli ve manevi değerlere bağlı olan arkadaşlar, örneğin bu Soner Şevket Özcan, Milli Savunma Bakanlığı'nın isteğiyle görevden alınıyor. Özcan 2017'den bu tarafa yasaklanan bilgileri temin suçundan yargılanıyor. Devam edelim. Hayra Davet Vakfı. Hayra Davet Vakfı'nın 29 kurucusu var. Bu 29 kurucusundan 7'si savunma sanayi, Milli Savunma Bakanlığı, Aselsan ve savunma sanayi projelerini destekleyen TÜBİTAK'ta ya görev yapmış ya da görev yapıyor. Bu kuruculardan biri örneğin savunma sanayi başkanımız Sayın Haluk Görgün. Bir diğeri önceki savunma sanayi başkanımız İsmail Demir. Yani bir tür aynı vakfın iki kurucusu görev değişimi yapmışlar. Ben şunu merak ediyorum. Üçüncü gelecek olan savunma sanayi başkanı şu anda vakfın içinde bir yerde hazırlanıyor da biz mi bunlar haberdar değiliz? Gelecek olan kişi bu vakıf üzerinden mi gelecek? Değerli arkadaşlar, burada bir el verili gibi bir görev dağılımı olmuş. Devam edeyim Hayra Davet Vakfı'na. Celal Sami Tüfekçi, şu anda Milli Savunma Bakan Yardımcısı, vakfın kurucularından. Abdullah Erol Aydın, eski adıyla Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanı. Eray Yasan, Aselsan'da kıdemli müdür. Selman Nas, GSATKOP Uzay Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TUSAŞ'ın eski Genel Müdür Yardımcısı. Orkun Asekioğlu, TÜBİTAK Başkan Danışmanı, eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı. Değerli arkadaşlar, İsmail Demir Beyefendi, önceki Savunma Sanayi Başkanı, bir dönemde Türk Hava Yolları'nda teknik müdürlük yapıyor. O dönemden kalma bazı arkadaşlar da Türk Hava Yolları'nda örgütlenmiştir. Onların isimleri bende, süremiz yeterli olmadığı için onları izah etmeye fırsat bulamayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi güvenlik açısından önemli bir yerden bahsediyoruz. Onun iştiraki olan ya da destek verdiği şirketlerden bahsediyoruz. Bırakın bir dini vakfın orada örgütlenmesini.
herhangi bir sivil toplum örgütünden üyelerin belli bir yerde öbekleşmesi... Bitirelim lütfen Sayın Sağlıcı. Milli güvenliğe tehdittir arkadaşlar. Milli güvenliğe tehdittir. Bırakın sivil toplum örgütünü, herhangi bir hemşeri örgütünden o kadar kişi o kuruluşun içinde olsun, o da tehdittir. Buralar göz bebeği gibi korunması gereken yerlerdir. Burada birkaç sorumuz var. Bunlardan birisi şu, süremiz kısaldı. Devlet içinde farklı hiyerarşik yapılara niçin müsaade ediyorsunuz? Bu kişilerin talimatı kurum amirinden mi, yoksa o yapının manevi önderinden mi alacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hain darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere kendi aklını kiraya vermiş diyordunuz. Siz başka tarikatlardaki kişilerin hepsinin kendi aklıyla hizmet eden kişiler olduğunu mu zannediyorsunuz? Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Salıcı. Cumhuriyet Halk Partisi adına son söz Antalya Milletvekili Sayın Cavit Arı'ya aittir. Süreniz 5 dakikadır Sayın Arı, buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bizleri izleyen çok saygıdeğer vatandaşlarımız. 2024 yılı bütçe gideri 11 trilyon 89 milyar. Gelir ise 9 trilyon 404 milyar. Yani 2024 yılı bütçesine başlarken daha başlangıçta bütçe açığıyla başlıyorsunuz. 9 trilyon 404 milyarlık bir gelir bütçesinde ise hemen hemen tamamı vergiden oluşmakta. Bu vergi ise çoğunlukla da dolaylı vergi sistemiyle toplanan, yani bizim gariban vatandaştan, emekçiden, çalışandan, işçiden, işsizden yaptığı harcamalarla, ödediği vergilerle oluşan gelir. Yani kısacası geçen yıl, yani bu bütçeyi düzenlerken, 2023 yılı bütçesini düzenlerken ve sonrasında ek bütçe yapmak zorunda kaldığınız bütçeyle beraber 4 trilyon 929 milyarlık bir 2023 yılı bütçesi vardı. Sonuçta bugünkü gelen rakam neredeyse iki katına yaklaşıyor. Bu ne demek? Bu bizim vatandaşımızın omuzlarına yük demek. Bu çalışanımızın vergi ödemesi demek. Emeklimizden kesinti yapılması demek. Dolayısıyla da yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaşması demek. Değerli arkadaşlar, ben genel bütçeye en çok katkıda bulunan şehirlerden birisi olan Antalya milletvekiliyim. Antalya, bakın bir hatip aynen şöyle diyor. Efendim, ülkemiz açalım. Yapının tehditlerinden kurtarılması gerekmektedir. Kurtaralım. Sunun delillerinizi. Kimdir bunlar? Nerede ne yapmadık da çalışmaya çalışıyorlar bu kişiler? Bu narko yapılar kimlerdir? Söylemiyorsanız saklıyorsunuz demektir. Söyleyin. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nda takipçisi de biz olacağız. Böyle genel cümlelerle iddiada bulunmayın. İki. Savcı söyledi, mektup yazdı size. Ne yaptınız? Hepsi soruşturma konusu şu anda. O iddiaların hepsi soruşturma konusu. Ya arkadaşlar, biz dinledik. Dinledik ya. Buyurun. Sayın milletvekilleri. Arkadaşlar, iki dakika beni konuşsun. Sayın milletvekilleri. Grup başkanı konuşuyor. Bir dinleyelim, sonra söyleyeceğiniz bir şey varsa söylersiniz. Buyurun Sayın Güler, buyurun tamamlayın. Cevap vermeyecekse ben devam edeceğim. Buyurun tamamlayın lütfen. O da karşılıklı soru cevap yok. Birleşime ara vereceğim ona göre. Ya tamamlayın ya birleşime ara vereceğim. Arkadaşlar, bir kez daha söylüyorum. Uydurma, gerçek dışı, hayali, ne kadar bilgi varsa lütfen buraya getirmeyin. Elinizde ne delil varsa, kim hangi suça karışmışsa, bizzat söylüyorum, bizzat takipçisi olacağım. Açık söylüyorum. İki, bakın arkadaşlar, burada bütçesi görüşülen bütün kurumlarımız, içlerinde binlerce arkadaşımızın çalıştığı ve bu devlete hizmet eden
Birçok uzmanımız var. Zindaşlığı bırakmadınız. Ya ben ne diyeyim şimdi? Ara karşısında bırakmadınız. Ya. Sayın Güler, konuşmanız bitti mi? Sayın Güler. Sayın Güler, konuşmanız bitti mi? Sayın Güler, böyle bir usul yok. Konuşmanız bitti mi? Birleşime 20 dakika ara veriyorum.